günler sevgili seyirciler. Ege TV ekranlarında bir gündem özel programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, birkaç haftalık bir aradan sonra bugün yeni bir konu ile sizlerle birlikte olacağız ve konumuz turizm olacak ve Kuşadası'ndan bahsedeceğiz bugün. Türk turizminden bahsedeceğiz. Aydın turizminden, Ege bölgesinin turizminden bahsedeceğiz ve konuğumuz da Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Taceddin Özden ve bir de bunun yanında sanırım Türkiye'nin en önemli otellerinden, Ege bölgesinin önemli otellerinden Koruman Oteli'nde Genel Müdürü. Taceddin Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Suat Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Önce bir hal hatır soralım. İyiyiz, gayet iyiyiz şükür. Bir sıkıntımız yok. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Gayet sağlıklı bir şekilde bugüne kadar geldik şükür. İşlerimiz de yavaş yavaş normalleşmeye başladı inşallah. Siz nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Her şey yolundadır sizde de. Evet, gündemimiz turizm ve malum siz de belirttiniz normalleşmeye yavaş yavaş başladık. İnşallah her şey daha güzel olacak. Biz bunu bekliyoruz ama bu her şey daha güzel oluncaya kadarki süreçte Türkiye'nin en önemli turizm merkezi Kuşadası'nda neler yaşanıyor? Beklentiler neydi? Ne yaşadık? Rezervasyonlar, işte hükümetin turizm sektörüne yaptığı destekler ne kadar yeterli? Bunları konuşacağız ama ben öncelikle ilk sorum şöyle olacak. Bu pandemi sürecinde gerçekten büyük bir beklenti vardı. Sizin daha önceki açıklamalarınızda 2020 yılı için çok umutluydunuz. Bu süreçte şu anda Kuşadası'nda durum nedir? Bu süreç ne kadar etkiledi? Buradan bir başlayabilir miyiz Taceddin Bey? Ya, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten biz de daha önceki açıklamalarımızda söylüyorduk bunu zaten. 2020 çok iyi bir sezon görünüyordu. Yani Türkiye turizmde bu yıl rekorlar kılacaktı. Ancak maalesef bu pandemiyle beraber beklentilerimiz değişti. Artık bu yıl için böyle net hedefler çizmek, şu kadar bir ciro, şu kadar bir gelir, şu kadar bir kişi sayısı gelirip belirlemek çok zor bir hale geldi. Ama 3 ay, 4 ay önce yani Mart'ın başından önce biz muhteşem bir turizm sezonu bekliyorduk. Bundan sonra artık normalleşip bu yılı zararlarımızın bir kısmını kapatarak bitirme senesi olacak. Evet. Şimdi aslında çok soru var da mesela bu sezonda etkilendiniz. Bu koronavirüs salgını öncesi rezervasyonlar nasıldı? Bu sene eğer bu koronavirüs olmasaydı genel anlamda Türk turizminde bir rekor kırılabilir miydi? Bu rezervasyonlar iptal ediliyor mu? Mart, Nisan, Mayıs ayları nasıl geçti? Önümüzdeki 3 ayda nasıl bir süreç bekliyor Taceddin Bey? Buradan biraz bahsedebilir misiniz? Tamam. Şöyle başlayayım Suat Bey. Aralık, Ocak, Şubat aylarında Türkiye'deki bütün otellere inanılmaz bir erken rezervasyon vardı. Avanslar ödeniyordu. Yurt dışındaki tur operatörleri odalarını garantiye almak için otellere avanslar teklif ediyordu. O kadar talep vardı. Ve bu yıl Türkiye'de minimum bir 50 milyon turist bekliyorduk. En az bir 40 milyar euroya yakın da bir para olur diye bekliyorduk. Yani bütün hedeflerimizi bunun üzerine kurgulamıştık. Bu şekilde bir kişi sayısı ve ciroya gelire ulaşırız diye hedefliyorduk. Ancak pandemiyle beraber dünya kapanmaya başlayınca, uçaklar gelmez olunca önce rezervasyonlarda bir ay ay yani tarih yaklaştıkça önce bir Nisan iptal oldu. Sonra Mayıs iptal oldu. Sonra Haziran iptal oldu. Temmuz'dan iptaller başladı. Tabii tarihler yaklaşıp da böyle belirsizlik çoğalınca konuşmalar farklı boyutlara varıp da işte bu sene hiç olmayacak, uçaklar gelmeyecek gibi çok fazla konuşmalar oldukça insanların tedirginleri arttıkça ileriye dönük yani Temmuz'a, Ağustos'a yönelik iptaller de yaşamaya başladık. Dolayısıyla Haziran biz Nisan ayını tamamen kaybettik. Mayıs ayını tamamen kaybettik. Haziran ayını çok büyük oranda kaybettik. Çünkü şu anda açmaya başladılar oteller. Bizim otelimizi 23 Haziran'da açtık. Kuşadası'nda Pamucak'taki olan yeni bir otelimiz var. Kormar Efesus. Orayı 23 Haziran'da açtık. Onun dışındaki tesisleri açamayacağız. Belki bir 15-20 gün daha erteleyeceğiz. Şu anda tamamen şeyi takip ediyoruz. Süreci takip ediyoruz. Haziran ayında genelde oteller 20'sinden sonra, 25'inden sonra açmayı hedefliyor.
bir kısmı. Bir kısmı Temmuz ayını görmek istiyor. Temmuz'u beklemek istiyor. Yani bizim biraz daha yurt dışı kaynaklı uçakları ve ülkelerin ne yaptığını görmemiz lazım. Türk pazarında bir hareketlenme var. Türk misafirlerimizde tabii biraz tedirginlik var. Belirsizlikler var. Çok fazla şey konuşuldu biliyorsunuz 3 ay içerisinde. Otellerde her şey dahil olmayacak denildi. Otellerde açık büfe olmayacak denildi. %50 doluluk olacak denildi. O kadar çok şey konuşuldu ki misafirlerimizin de kafası kısmen karışık. Dolayısıyla yerli misafirlerimize de hareket yavaş yavaş başlıyor. Bir de bu sınavlar var biliyorsunuz. O sınavların falan da bitmesi lazım. Yani Haziran ayını da kaybettik. Temmuz ayında bir hareketlenme bekliyoruz. Ama Temmuz ayında da çok ciddi bir hareketlenme olmaz diye düşünüyorum. Yani asıl hareketlenmeyi biz 20 Temmuz'dan itibaren ve Ağustos, Eylül, Ekim sanıyorum bu sene Kasım'ı da dahil ederiz. Sezon uzar diye umuyorum. Öyle bir beklentimiz var çünkü. O şekilde bir normalleşmeye döneriz diye bekliyorum. Zaten bütün oteller açmayacak. Açmayan oteller de olacak. O otelleri de önünde pastasının bir kısmını da bu açan otellere akacağı için onların da dolulukları bir tık daha artabilir. Evet. Bu süreçte Kuşadası'nda yani her gün basında farklı şeyler çıkıyor. Yani biz gazeteciler de bazen bazı şeyleri çok abartıyoruz. Maalesef öyle yapmak durumunda kalıyor bazı arkadaşlar. Şu anda Kuşadası'nda bu koronayla ilgili çok büyük bir sıkıntı var mı sizi olumsuz yönde etkileyen? Onu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'nda nedir durum? Yani sağlık yanından sağlık tarafından soruyorsanız eğer. Evet, sağlık tarafından. Kuşadası'nda bu ta Mart'tan itibaren yani Türkiye'deki bu Covid süreçleri başladığından beri çok az. Yani 8-9 kişi falan duyduk Kuşadası'nda. Neredeyse yok denilecek kadar azdı Kuşadası'nda. Şu anda da duyduğum kadarıyla 5-6 kişi de var deniliyor, görüldü deniliyor. Yani yok denilecek kadar az. Aslında baktığınız zaman şu andaki korkunun boyutları ve büyüklüğü siz de belirttiniz. Konuşulan şey, pompalanan şey bana göre sanki daha fazla, korku daha fazla büyütülüyor. Yani normalleşmemize biraz da bu engel oluyor. Normalleşmemizin önündeki engellerden birisi de bu. Evet bir tehlike var, evet bir sıkıntı var, evet bunları kabul ediyoruz ama sanki normalleşmemizin önünde bu biraz daha fazla abartılarak normalleşmemizi engelliyor diye düşünüyorum. Kuşadası'nda yani vaka yok denilecek kadar az. Kuşadası'nın durumu son derece iyi. Aynı şeyi Antalya için de söyleyebilirim. Bölge dernekleriyle konuşuyorum arkadaşlarla. Marmaris için aynı şeyi söyleyebilirim. Yani buralarda da vaka sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Ve otellerde çok ciddi tedbirler alınıyor. Çok ciddi kriterler uygulanıyor. Biliyorsunuz sağlık turizmi, güvenli turizm sertifikası aldı bütün oteller. Neredeyse açmak isteyen her otel alıyor bunu. Dolayısıyla kriterleri ve standartları çok yüksek bunun. Ve çok ciddi tedbirler alınıyor. Yani bizim korkacak, bu kadar korkacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. O otellerin sertifikasyonu ile ilgili aldıkları önlemlerle ilgili de sorum olacak ama hükümetin bir takım kolaylıkları var. Yani bu sıkıntılı turizm sektörünün, otellerin sıkıntı yaşadığı bu dönemde özellikle iç turizmi hareketlendirmek anlamında bazı çalışmaları var. Mesela turizm amaçlı kredi verilmesi, turizmde kredi kartını taksit sayısının arttırılması. Bunlar vatandaşa olumlu yansıyacak mıdır? Ya yansıması size de yansıyacak mıdır? Yeterli midir? Yani Suat Bey bir kere marifet iltifata tabi. Yani bu konuda bizim hükümete gerçekten teşekkür etmemiz lazım. Yani hükümet bu süreci çok iyi yönetti. Dünyanın başına gelen bir pandemi, insanlık tarihinin neredeyse 100 yıldan fazladır karşılaşmadığı, bana göre bu kadar büyük boyutta insanlık tarihi de belki karşılaşmamıştır diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir pandeminin dünyanın kilitlendiği, kapandığı bir süreçte Türkiye sağlık yönüyle, ekonomi yönüyle çok iyi götürdük bu süreci. Yani verilen teşvikler çok ciddi şekilde faydalı teşvikler verildi. Kısa çalışma ödenekleriyle çalışan insanlar hemen hemen herkes bir şeylerden faydalandı. Otellere KGF, şirketlere KGF destekleriyle krediler verildi. Biliyorsunuz bu şeyler çıkarıldı. Uzun vadeli bir kısmını ödemesiz tatil kredileri çıkarıldı. Bunun da inanılmaz bir faydası olacak. Çünkü ekonomisi bozulan veyahut da tatil ihtiyacı olan ama parası konusunda tereddütte olan arkadaşlarımız veya vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde
bunu kullanarak tatile çıkacak, uzun dönemde ödeyecek. Kredi kartı taksitleri uzatıldı. Yani bu konuda da turizmin, iş turizmin faydalanması anlamında, iş turizmin hareketlenmesi anlamında çok ciddi faydası olacak destekler bunlar. Ve bunu yaşıyoruz. Yani bu desteklerle bugüne kadar çok fazla sıkıntı çekmeden geldik. Bugüne kadar bu şekilde getirdik. Yani bundan sonra da inşallah ihtiyaç duyulan desteklerin verileceğini düşünüyorum. Turizm sektörüne özel olarak. Evet. Gerçekten ülkemiz pandemi sürecini en başarılı şekilde yürüten ülkelerin başında geliyor. Tabii turizm sektöründe bu yansımaları önümüzdeki dönemde, özellikle bu hafta sonu sınavdan sonra tatile çıkacaklar. Biraz daha Kuşadası gibi, Didim gibi Ege bölgesinin önemli yerlerini hareketlendireceğini düşünüyorum. Yani sizce bu kolaylıklar vatandaşın bütçelerini zorlamadan rahat bir tatil geçirebileceğini söyleyebilir miyiz? Yani ortalama biraz bir otelde bir ailenin, yani 4 kişilik bir aile ne kadara bir tatil yapabilir? Biraz böyle Kuşadası'nı cazibe vatandaşı böyle çekecek neler var? Fiyatlar anlamında uygun olacak mıdır? Geçen sene neydi, bu sene neydi? Beklentiniz nedir? Siz de iyi bir turizm yatırımcı derneğisiniz. Aynı zamanda Otelciler ve Yatırımcılar Derneği başkanısınız. Bu konuda biraz bize bilgi verebilir misiniz fiyatlar konusunda? Şuradan başlayayım. Birincisi, biz otellere ciddi bir maliyet geldi. Yani bu sertifikasyon süreçleri olsun, bu dezenfektandı, bir takım ilave bir takım tedbirlerle falan otellerin maliyetleri yükseldi. Ülkedeki maliyet artışlarımız, fiyat artışları da bunun üzerine eklendi. Ancak Türkiye'deki bütün oteller 2020 yılın için hazırlamış olduğu geçen seneki kontrat fiyatlarının üzerine kimse zam yapmıyor. Hatta onun üzerine fiyat indirimine gidiyor. Yani bunun zam yapmaması demek, birincisi enflasyon anlamında bir otel fiyatının geriye gitmesi, ikincisi döviz kurlarındaki artıştan dolayı otel fiyatının geriye gitmesi demek. Bir de oteller şu anda yeni açıyoruz dedikleri için açılışa özel ciddi promosyonlar yapıyorlar. Şu anda Kuşadası'nda 4 yıldızlı 250 liradan başlayıp 500 liraya, 550 liraya kadar değişik segmentlerde kişi başı günlük otel fiyatları var. Yani buna her ultra all inclusive dediğimiz, ithal içkilerin dahil olduğu, içeceklerin dahil olduğu bir konsept şeklinde, yani geniş segmentte 250 lirayla en fazla 500 lira arasında kişi başı Kuşadası'nda şu anda çok rahat otel bulunabilir. Evet. Peki bir de şeyi soracağım. Tarış Bey, siz şeye karşı mısınız? Bu normalleşme olsa da olmasa da, bu çok tartışılıyor, her şey dahil sistemi. Bu sıkıntılı süreçte tamamen normalleşme olmasa da bu her şey dahile siz uygun görüyor musunuz? Turizm tekrar canlanır mı bu süreçte? Şimdi her şey dahil Türk turizminin bir gerçeği. Türk turizmi eğer yıllardır çifte haneli rakamlarla büyüdüyse, bu her şey dahil sayesinde oldu. Yani her şey dahil artık oturmuş, ciddi misafir tarafından talep edilen bir satış şekli geldi. Bir otelcilik şekli haline döndü. Dolayısıyla her şey dahilin kalkması şu süreçte mümkün değil. Keşke kalksa, bunu hepimiz arzu ederiz ama bu mümkün değil. Ve her şey dahil şu anda Türkiye'deki oteller çok iyi yapıyorlar. Yurt dışına biz bu konuda know-how ihraç eder hale geldik. Ve bu böyle devam edecek. Her şey dahilde şu anda ne yapıldı? Açık büfelerde eskiden elden kendiniz açık büfeden yemeğinizi alıp tabağınıza koyuyordunuz. Şimdi biz açık büfeden önüne cam koyduk. Teması engelliyoruz. Aşçı size yemek veriyor. Onun dışında içecek servislerinizi masalarınıza yapıyor. Daha hijyenik, daha temiz, eldivenli çalışan, maskeli çalışan garsonlar tarafından. Onun dışında her şey dahilde hiçbir şey değişmedi. Değişmesi de kısa dönemde mümkün değil. Bu bir arz talep meselesi, bir satış politikası, ülkenin marka değeriyle falan birçok şeyle alakalı. Yani her şey dahil şu anda Türkiye'nin gündeminden çıkması falan kısa dönemde mümkün değil. Biz bu rakamları, bu talebi ve bu sayıları her şey dahil olmadan zaten yapmamız ve yakalamamız mümkün değil. Evet. Bir de merak ediyorum. Kuşadası'nda, yani sizin elinizde rakamlar var mı veya aklınızda mı? Geçen seneki turist ne kadardı? Bu sene ne kadar limandan
olsun, karadan olsun, ne kadar bir turizm hedefleniyordu? Bununla ilgili herhalde bir istişare toplantılarınız olmuştur. Beklentiniz neydi Kuşadası için? Yani şöyle söyleyeyim, ben doluluk anlamında oranlar vereyim size. Geçen sene Nisan'la, 1 Nisan'la yaz sezonu dediğimiz dönemde Ekim sonu arasında Kuşadası'ndaki oteller %80'in üzerinde, 90 civarında kapattılar sezonu. Bu sene bu oranlar, yani bu oranları yakalamamız falan mümkün değil. Bu oranların çok gerisindeyiz. Zaten artık sezon olarak hesabı yapıyoruz. 1 Temmuz, işte olursa Kasım'ı dahil edip sezonumuzu daha çok Ekim sonunda bitirmeyi düşünüyoruz. Bunun da bu rakamları yakalaması falan mümkün değil. Yani kişi bazında bir rakam şu anda aklıma değil ama dolluklar bu mertebedeydi. Bu sene bunlardan da çok uzaktayız. Evet. Taceddin Bey, ben Kuşadası turizmin başkenti, yani turizmin ilk doğduğu yer ama yıllardan beri hep aynı şeyleri söylüyoruz. İşte Kuşadası şöyle, işte kongre merkezi, 12 ay turizmin olacağı bir yer falan deniyor ama sizce Kuşadası turizmde, Türkiye genelinde hak ettiği yerde mi? Ne gibi eksikliklerimiz var? Yani oraya vatandaşı daha çok çekebilecek, daha böyle cazibeli merkezi olabilecek yerler yapılabilir mi? Hem eksikliklerimiz bakımından hem de diğer turizm merkezleriyle, örneğin Kuşadası'na eşdeğer Alanya gibi, Çeşme gibi, işte Muğla'daki turizm yerleriyle eşdeğer yerlerle kıyasladığımızda Kuşadası'nın artıları nedir, eksileri nedir? Neler öneriyorsunuz yerel yönetimlere veya hükümete? Ne yapılabilir? Örneğin bir spor turizmi merkezi olamaz mı Kuşadası? Yani hava şartlarımız hiç mi uygun değil? Böyle yatırım yapacak yerlerimiz yok mu? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Kuşadası, sizin de belirttiğiniz gibi, evet, Türkiye'de turizmin başladığı yer, turizmin öğrenildiği yer. Kuşadası'nda turizmi öğrenip, turist rehberlik yapıp, transfermenlik yapıp, Türk turizminde bugün çok iyi yerlere gelmiş, iş sahibi olmuş profesyoneller, yatırımcılar, işverenler var. Yani Kuşadası gerçekten turizmin öğrenildiği ve turizmin doğduğu bir yerde. Tabii bunun bir şöyle bir dezavantajı da oldu. Kuşadası bir rant yarattı turizmle beraber. Bu rant da Kuşadası'nın maalesef kötü bir yapılaşmasına sebep oldu. Ve Kuşadası tercihini ağırlıklı olarak inşaattan yana kullandı. İnşaat ihtiyaç mı? İhtiyaç. Yapılması gerekiyor mu? Yapılması gerekiyor. Ama turizmle paralel yürümesi gerekiyordu. Biz bunu yapamadık Kuşadası'nda. Ve belediyeler de daha çok inşaattan yana tercihini kullandı. Buna karşılık bazı rakiplerimiz hiç turizm bilmeyen veya turizmin olmadığı yerlerde planlı bir şekilde devletin de katkısıyla altyapı yatırımlarının düzgün yapılması, bitirilmesiyle oralarda turizm ciddi şekilde yol aldı, büyüdü. Farklı alternatifler gelişti. Spor turizmi, sağlık turizmi, alternatif turizm şeklinde. Biz bunları yapamadık ve buraya bugüne kadar geldik. Dolayısıyla rakiplerimiz çok önümüze geçti. Kuşadası için bundan sonra ne yapılabilir? Yapılamaz mı? Yapılabilir. Mesela bir Efes Kongre Merkezimiz var. Büyük bir kongre merkezi. Şu anda atıl durumda. Umarım bir an önce faaliyete geçer. Orası canlanır. Bu Kuşadası'nın turizminin uzun süre yayılması, uzaması için çok faydalı. Devletin yaptığı, ağırlıklı hissedar devlet. Devlet yaptı bu yatırımı aslında ağırlıklı olarak. Çok da emek verdi. Ama maalesef bir takım işletme sıkıntıları ve ortaklık sıkıntılarından dolayı bir türlü faaliyete geçemedi. Bunun faaliyete geçirilmesi lazım. Kuşadası'nda biz belediyelerden hep şunu talep ediyoruz. Artık belediyeler turizm inşaatla beraber turizm odaklı düşünmelerini istiyoruz. Kuşadası'nda bulunan bir takım kamu arazileri var. Geniş araziler. Buraları bir şekilde artık spora açmaları lazım. Kuşadası'nın havası, iklimi çok güzel. Antalya ile kıyasladığın zaman burada nem ve rutubet yok. Dolayısıyla spor için de çok güzel iklim var. Ama birilerinin artık arazi bulup, bir de buranın en büyük dezavantajlarından birisi o, Antalya'da falan olan o geniş kamu arazileri buralarda yok. Onun için devletin kamudan bir takım arka taraflarda araziler alıp belediyelerin özel sektörle beraber onların önünü açarak spor alanları yapmamız lazım. Yani burada spor turizmi olur mu? Olur. Alternatif turizme ihtiyacımız var. Doğa turizmine ihtiyacımız var. Yürüyüş turizmine ihtiyacımız var. Mesela Milli Park'ta bir yamaç paraşütü aynı şeye benzeyen, Fethiye'dekine benzer bir yamaç paraşütünü niye biz Milli Park'ta yapamayalım? Milli Park'ın buna altyapısı ve arazisi, doğası çok uygun. Muhteşem de bir doğası var. Ama buralarda yerel yönetimlerin, belediyelerin buna odaklanması lazım. Yani turizmcilerin önünü açıp onlara liderlik edip proje sunup onların önünü açması lazım. Onlarla beraber
turizm odaklı düşünerek hareket etmesi lazım. Eğer bunu yapabilirsek Kuşadası'nın alacağı çok yol var. Hala Kuşadası turizmde çok iyi bir yerde olabilir. İklimi, plajları, doğası hala çok güzel yerleri var. Hala el değmemiş bir sürü alanlarımız var. Çok güzel plajlarımız var. 20 kilometrenin üzerinde hala bir sahilimiz var. Kumsal. Buraları falan harekete geçirmemiz lazım. Efes'e çok yakınız. Kültür turizminin başkentiyiz. Bugün Efes'te, daha doğrusu Kuşadası'nda yerleşen bir misafir, Kuşadası'ndaki bir seyahat ajantasının grubu bir haftasını burada geçirerek Efes, Meryem Ana, Didim, Millet, Priyana, Bergama, Pamukkale, bütün medeniyetlerin tamamını gezip hepsini görüp İzmir'den tekrar geri dönebilir. Yani o kadar güzel bir coğrafyamız var. Yeter ki bunlara belediyeler, yerel yönetimler el birliğiyle bunu işlesinler. Turizmcilerin önünü açsınlar. Çok fazla alacağımız yol var. Evet. Bir de yerel yönetimlerin bazı Kuşadası merkezde özellikle bu soruyu sormamı istediler. Bir turizmci olarak, bir yatırımcı olarak bu tek yön yol uygulaması var. Hep basında karşımıza çıkıyor. Bu uygulamanın Kuşadası'na zarar verdiği söyleniyor. Doğru mudur bu tek yön yol uygulaması belediyenin yaptığı? Bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Bu yol tek yön uygulaması aslında yıllardır konuşulan, geçmiş dönem belediye başkanlarının da konuştuğu, yapılması gereken Kuşadası'nın trafiğini rahatlatmak anlamında bir ihtiyaç. Kuşadası'nın gerçekten trafiği çok yazın yoğunlaşıyor, nüfus arttı, yeni yollar yapılamıyor. Ama şu anda yapılan haliyle de Kuşadası trafiği için rahatlatmaktan ziyade Kuşadası trafiği için sorun haline geldi bana göre. Yani bir şekilde düzenlenmesi lazım, bir takım tedbirler alınması lazım. Yoksa Kuşadası'nın yoğunluğu arttığında, mesela gemi yok şu anda, Kuşadası'nda limanda gemi yok. Kuşadası'nda da hala otellerin birçoğu açık değil. Otelistler hala daha gelmedi, Kuşadası'na girmedi. Yani bunlar falan da bir geldiğinde, yerli misafirlerimiz bir çoğaldığında, yurt dışından arabayla gelen, biliyorsunuz yabancı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız var. Onlar araçlarıyla geliyor birçoğu. Kuşadası'nın trafiği bir anda arttığında bu yolun bugünkü yapısıyla şekliyle Kuşadası'nın sorununu çözmekten ziyade sorunu kitleyecek hale geldi diye düşünüyorum. Bu da benim görüşüm. Evet. Bir de yine geriye dönmek istiyorum. Bu Turizm Bakanlığı tarafından bir sertifikasyon sistemi geliştirildi. İşte turizmciler bu konuyla ilgili yapması gereken bazı mevzuatlar var. Bu konuda Kuşadası'ndaki otellerin alan var mı sertifikasyon? Otellerin durumu nedir bu sertifikasyonla ilgili? Neler yapmaları gerekiyor? Biraz da belki tekrar olacak ama onu da merak ediyorum. Bir kez daha tabii, söyleyebilir miyiz? Tabii memnuniyetle. Kuşadası, çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı bizim bu süreci en kolay ve rahat aşabilmemiz için ne yapılabilir diye Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bir takım genelgeler çıkarttılar. Turizm Bakanlığı da bir sertifikasyon, yani yurt dışındaki akredite olmuş uluslararası şirketler tarafından denetlenen bağımsız kurumların, şirketlerin denetlediği oteller biz pandemiye karşı alınması gereken tedbirler için bir sertifika alsın diye yola çıkıldı. Şu anda bu sertifikayı Türkiye'de 500'ün üzerinde otel aldı. Kuşadası'nda bizim otelde, Pamucak'taki otelimizde aldık. Diğer Kuşadası'nda bildiğim kadarıyla şu ana kadar en son dün itibariyle 12-13 tane otel almıştı ve almaya da devam ediyorlar. Şu anda bakanlığın da beklentisi, bizim de aldığımız bilgilere göre 2000'e yakın otel Türkiye'de bu sertifikasyonları alacak. Aynı şekilde bunu restoranlar için de alınabiliyor. Restoranların da ciddi müracaatı var. Sertifikasyon şunu sağlıyor, bağımsız bir kurum geliyor, sizi denetliyor, kriterleri var. Daha otele girişinden itibaren başlıyor. İşte sizin ateşinizi ölçmekten başlıyorlar, kayıtlarınızı alıyorlar. Personelin eğitimi, personelin davranışı, personelin bulunduğu lojmanın denetiminden başlıyor. Lojmanlar denetleniyor, personel giriş çıkışları, personel kayıtları, personel işe başlamadan önce alınması gereken tedbirler, personel çalışırken nasıl çalışacak, oda temizlikleri nasıl yapılacak, hangi kriterlere göre temizlenecek, bunların kayıtları, misafirle olan iletişimler şeklinde çok detaylı ve en ufak açık veya eksik nokta bırakmayan ciddi, çok ciddi bir çalışma. Dolayısıyla da çok doğru bir çalışma.
ve Kuşadası Türkiye'deki otellerde buna çok ilgi gösterdiler. Zaten Türkiye'deki oteller yıllardır hijyen konusunda, temizlik konusunda, gıda konusunda çok hassaslar. En hassas sektörlerden birisi diyebilirim. Yurt dışıyla çalışıyoruz, çok denetleniyoruz. Herkesin gıda mühendisi var, denetim şirketleri var. Bunun üzerine şimdi bunu yapmak oteller için zor olmadı ve gayet başarılı bir şekilde biz bunu götürüyoruz. Herkes de duyuruyor. TGA ajansı var, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TGA ajansı. Oradan da günlük olarak rahatlıkla takip edebiliyor misafirlerimiz. Evet. Bir de Taceddin Bey, abi, bu korona illeti diyeceğim artık o kadar etkiledi ki bazı şeyleri artık her şey hayatımızı baştan aşağı yeniledi. Artık teknolojiye daha çok kullanmaya başladık. İşte biz televizyoncular evden yayın yapıyoruz. Oteller farklı teknikler geliştirmeye başlıyor. Hatta robot sistemini bile getirenler var mutfaklarında. Ben şunu merak ediyorum. Normalleşmeyle birlikte, yani doğaya saygılı, çevreye saygılı, böyle daha sağlıklı ürünlerle farklı bir turizm beklentisi ortaya çıkacak mı? Her şey deniz olmayacak herhalde. Yani bu süreç uzun bir süre devam edebilir mi? Kuşadası bunu karşılayabilir mi? Yani doğasıyla, çevresiyle, işte sağlığıyla farklı bir turizm modeli geliştirebilir miyiz bu süreçte? Ya ben bunun hem çıkacağını düşünüyorum hem de çıkmasını umuyorum. Yani umarım diyorum çıkar ve buna döneriz diyorum. Çünkü gerçekten doğaya artık sahip çıkmamız lazım. Yani doğanın, doğada yaşayan canlılarla beraber yaşamayı öğrenmemiz lazım. Doğanın olmadığı, doğanından faydalanamadığımız bir hayatın artık yaşayabilmemizin mümkün olmadığını görüyoruz. Yaşıyoruz da sıkıntılarını. Dolayısıyla da hepimizin buna göre bir takım tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Otellerin de buna yönelik bir takım tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. Daha az tüketen, yani daha az israf yapan, daha dikkatli, daha sağlıklı ürünler tüketen bir model izleyeceğini düşünüyorum oteller. Kuşadası da bunu yapabilir, niye yapamazsın? Kuşadası'nda dediğim gibi el değmemiş birçok alanlar var. Kuşadası'nda hala ciddi bir tarım var. Kuşadası'nda ciddi organik tarım yapılıyor. Hala zeytin alanlarımız var, meyve bahçe alanlarımız var. Buralarda kaliteli tarım, nitelikli tarım, organik tarımlar yapılıyor. Dolayısıyla Kuşadası'nda alternatif turizm üretilebilir, çiftlik evleri yapılabilir. Buralarda küçük ev pansiyonculuğuna veya çiftlik hayatına dönülebilir. Bu tür talepler de gelecek çünkü. Ve Kuşadası bunların hepsine müsait. Yeter ki doğru strateji planlama yapılsın. Tabii ki kısa dönemde bir arsaya bir ev yapıp da satmak daha karlı. Ama uzun dönemde oraları planlayıp yatırım yapıp bu söylediklerimi yapmak uzun dönemde çok daha kazançlı ve çok daha karlı. Bunu bir tercih attık. Kuşadası umarım bu tercihini bu şekilde yapar. Evet. Az önce konuşmanızda işte turizm sezonuyla ilgili Nisan, Mayıs, Haziran'ı konuştuk. Temmuz'da hareketlenme olabileceğini konuştuk. Sözünüzün arasında Kasım ayının sezona dahil olma durumu var. Kasım ayını ve sonrasına da uzatabilecek ne gibi bir alternatif yapabilir Kuşadası? Kongre merkezi atıl durumda kaldı dediniz. Bu süreçte de sıkıntılı bir dönem olacak. Yani kongrelerin olması zor. Ne yapabilir Kuşadası'nda sezonu Kasım'a kadar uzatabilmek için? Şimdi Kuşadası'nda demin söylediğim o spor turizmi, spor tesisleri falan olduğunda kışında bir şeyler yapabiliriz. Ama onların biraz daha zaman alacağını veya olmadığını varsaydığımızda şu anda Kasım'a dahil edilmek için yapılabilecek şey birincisi artık iklim değişti. Kasım ayında Kuşadası'nın iklimi güzel. Antalya'dan çok fazla bir farkı yok. Dolayısıyla daha ekonomik bütçelerle çünkü fiyatlar da aşağıya düşüyor. Yurt dışından uçaklar uçmaya devam ediyor. İzmir Havaalanı'na devamlı artık Avrupa'nın birçok yerinden direkt uçuşlar var. Dolayısıyla Kasım ayına biz doğru fiyatları verebilirsek ve doğru bir tanıtım yapabilirsek Kuşadası'nda Kasım ayını da rahatlıkla dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Bu tamamen bir pazarlama, doğru fiyatlandırma ile olabilecek bir şey. Otellerin de açık kalmasıyla olabilecek bir şey. Çünkü böyle bir talep var, böyle bir talep de oluşacak, oluşmaya da devam ediyor. Uçak konusu çok sıkıntı değil artık. İzmir'e yeteri kadar uçak var. Özellikle kışın
iyice yeterli hale geliyor. Çünkü yurt dışımız, Türklerimizin gelişi de azalıyor. Tamamen o uçak şirketleri de bunlarla doldurmaya çalışıyor. O yüzden doğru strateji, doğru pazarlama ve otellerin açık kalmasıyla Kasım ayını rahatlıkla buna dahil edebiliriz. Kuşadası da Kasım ayında açık, şehirle açık artık, canlı. Şehir, bir şehir var artık Kuşadası'nda. Dolayısıyla olmaması için bir sebep yok. Evet. Bir de siz Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanısınız. Kuşadası'nda bir dernek olarak yatırım anlamında eksiklik var mı? Yatırımcılara bir çağrınız var mı? Veya siz önemli bir otelin de müdürlüğünü, genel müdürlüğünü yapıyorsunuz. Yaptığınız yatırımlar var mı? Veya önümüzdeki süreçte Kuşadası'na yeni yeni bazı yatırımlar olacak mı? Onların müjdesini verebileceğiniz bir durum var mı? Şu anda bildiğim birkaç tane yatırımcı vardı Kuşadası'nda yatırım yapmayı düşünen, planlayan. Ancak da bu pandemi yatırımcıların da yatırım iştahını bir süre için kıstı. Dolayısıyla pandeminin biraz normalleşmesi lazım. Bu sorunun cevabını önümüzdeki sezon iyi bir turizm sezonu geçirir ve yatırımcının iştahları yatırıma dönerse Kuşadası'nda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar var. Bununla ilgili araziler de var, planlayanlar da var. Dolayısıyla yatırım geleceğini düşünüyorum. Turizmin de önümüzdeki sene ben normalleşeceğini düşünüyorum. İyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum 2021 yılında. Dolayısıyla çok da böyle stres yapmaya, bu sene haricinde çok da üzülmeye gerek yok. Evet, kaybettik ama normalleşmeye bakmamız lazım. Otellerimize sahip çıkmamız lazım. Kuşadası'ndaki yatırımcılar, benim en çok istediğim o, personelimize, çalışanımıza. Çünkü Türk turizmi ciddi bir know-how yarattı turizm sektöründe. Yani çok tecrübeli, birikimli, deneyimli, çalışkan bir turizm çalışanı var. Dolayısıyla bunlara sahip çıkmamız lazım. Bir şekilde bunların sektörde kalmasını sağlamamız lazım. Otellerimize sahip çıkmamız lazım. Otellerimizin eskimemesi lazım, yıpranmaması lazım. Çünkü 2021 yılında bizim bunları çok düzgün bir şekilde açmıyorsak bile misafirlerimize sunabilecek halde olmamız lazım. O yüzden otellerimize sahip çıkalım, çalışanlarımıza sahip çıkalım. Bunun en çok benim söylemek istediğim bu. Evet. Bir de fuarlara çok katıldınız. Geçen senede birçok fuarda Kuşadası tanıtıldı. Ben operatörlerin, fuarların etkisi Kuşadası'nı nasıl olumlu etkilediğini öğrenmek istiyorum. Bir de operatörlerin, gerek yerli gerek yabancı, özellikle yabancı operatörlerin Kuşadası'na bakış açısını da merak ediyorum açıkçası. Nasıl görüyorlar Kuşadası'nı? Şöyle söyleyeyim, yurt dışında bulunmanız, fuarlara katılmanız. Şimdi tanıtım tabii çok değişti mi, tanıtım şekli. Sadece fuarlar da artık yetmiyor. Sosyal medya ciddi bir önem arz etmeye başladı. Sosyal medyada tanıtım, fuarlarda tanıtım beraber yapmanız lazım. Fuarlarda insanlarla yüz yüze temastasınız. Dolayısıyla fuarların her zaman bir, bu sosyal medyada görmüyorsunuz insanları, temas yok. Ama fuarlarda konuşuyorsunuz. Yüz yüze, hala insanların temasa ihtiyacı var. Göz göze bakarak konuşmaya ihtiyacı var. Fuarların, destinasyonların tanıtılmasına özellikle, destinasyonun bilinirliği anlamında faydası var. Katıldığımız fuarların faydası oluyor. Yıllardır da fuarlara katılırız biz, dernek olarak, dernek çatısı altında, belediyeyle beraber, belediye çatısı altında. Ve çok da faydasını gördük. Tur operatörler de Kuşadası'na ciddi olumlu bakmaya başladı. Mesela bir örnek vereyim ben size. Bir İngiliz tur operatörü, Jet to Holiday, geçen sene küçük bir operasyonla başlamıştı İzmir Havaalanı'na. Direkt uçak koymuştu. Bu sene pandemi sorunu olmasaydı uçak sayısını 6 uçaktan 18 uçağa çıkarmıştı haftada. Yani ciddi bir talep vardı. Çok da iyi satıyorlardı. Yani satış rakamlarını da alıyorduk. Almanlarda dönüş var, ciddi bir talep var. Rus tur operatörlerinin bölgeye ilgisi arttı. İzmir'e uçak koyuyorlar. İzmir'e bir ilgi arttı. Hiç olmayan pazarlar gelmeye başladı. Slovak'tır, Macar'dır, Romen. Zaten vardı Romen, Bulgar. Onların sayıları arttı. Hırvatistan pazarı bile gelmeye başladı. Yani bu bölgeye bir talep var. Ciddi de bir dönüş var. Antalya bölgesine devamlı giden, Antalya'da tatil yapan insanlara alternatif ürün olarak bizim bölgemize doğru bir dönüş var. Dolayısıyla Kuşadası aslında bu sene her türlü çok güzel bir sezon geçirecekti. Önümüzdeki sene de bu taleplerin devam edeceğini düşünüyorum. Polonya pazarı mesela artarak devam ediyor. Eskiden çok az sayılarda olan Polonya pazarı şimdi birdenbire artmaya başladı.
Bu sayılar önümüzdeki dönemde de Kuşadası lehine, İzmir'i havaalanı lehine artacağını düşünüyorum. Evet, Taceddin Bey, yavaş yavaş sona geliyoruz ama iki sorum daha var. Bunlardan birisi, bu süreçte bize en büyük desteği olan, halkımızın yanında olan sağlık çalışanları. Sizin sanırım sağlık çalışanları gibi bir projeniz mi vardı? Sanki öyle bir şeyiniz var. Doğru mudur? Şöyle, sağlık çalışanlarına bir kere sizin huzurunuzda, sizin kanalınız üzerinde bir daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu insanlara bizim borcumuz var. Bu insanlara bizim gönül borcumuz var. Bu insanların yaptıklarının, emeklerinin karşılığını bir şeyle ödemek falan mümkün değil. Yani bu insanlar çünkü evlerine gitmediler, çocuklarını görmediler, aylarca kendi hayatlarını tehlikeye atarak bu pandemi sürecini yönettiler, çalıştılar. Halen de çalışmaya devam ediyorlar. Çünkü bu pandemi bitmedi, devam ediyor. Dolayısıyla onlara müteşekkiriz. Biz de dedik ki otelde kendi aramızda da konuştuk bunu bölge başkanları olarak. Benim de geçen bir yerde de söylemiştim bunu. Yani bizim bir şekilde bu normal sürece döndüğünde, oteller açıldığında bizim de bunlara bir ağırlamamız lazım. Bunlara bir misafir etmemiz lazım. Biz oteller olarak da bunlara bir teşekkür etmemiz lazım. Bir proje geliştirmemiz lazım diye söyledim. Yani bunu yapmamız lazım. İnşallah da yapacağız. Yani bir şekilde oteller belli bir sayıda mutlaka sağlık çalışanlarımızı misafir edeceğiz, ağırlayacağız. Evet, bu gerçekten sağlık çalışanları çok onur edecektir. Böyle bir düşünceyi planladığınız için de sizi tebrik etmek istiyorum. Bir de son olarak Aydın'ın çok genç, dinamik, yeni bir turizm müdürü, akademisyendi, turizm müdürü atandı. Umut Tuncer, elinin ayağının tozuyla da inanılmaz bir şekilde çalışmalara başladı. Siz de bir turizmci olarak, bir yatırımcı olarak, turizm yatırımcısı olarak sayın yeni, genç, dinamik turizm müdürümüzden beklentileriniz nelerdir? Ona neler önerirsiniz? Buradan aktarabilir misiniz? Henüz daha ziyaretine gitmedik. Ziyaretine, makamına gidip bir hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Ziyaret edeceğiz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. Tabii ki şunu istiyoruz kendilerinden. Devletle aramızda bir köprü olsun, bir bağ olsun. Hızlı hareket etsin. Ankara'dan bize bilgileri çabuk ulaştırsın. Biz de ona çabuk ulaşabilelim. Bölgenin sorunlarını birlikte, beraber, kamu adına, özel sektörle beraber taşıyalım Ankara'ya. Oralarda çözüm bulmamız gereken şeyleri birlikte, beraber çözüm bulalım. Devamlı istişare halinde olalım. Çünkü işin kamu tarafı ve özel sektör tarafı beraber çalıştıkça, birlikte hareket ettikçe, çözümlere birlikte odaklandıkça daha çok sonuç alıyoruz, daha başarılı oluyoruz. Tek hedefe odaklanmamız lazım. O da şu: Türkiye'deki turizmi nasıl daha iyi bir hale getiririz? Nasıl daha çok turist getiririz? Turizmden kişi başı kazanacağımız parayı nasıl daha çok arttırırız? Turizmi nasıl daha çok tabana yayarız? Dolayısıyla birlikte bunlara odaklanıp beraber çalışmayı gönülden arzu ediyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Teşekkür ediyorum kendisine de, hayırlı uğurlu olsun diyorum çalışmalarına. Sağ olun. Evet, Taceddin Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz çok değerli bilgiler için. Son olarak söylemek istediklerinizi de almak isterim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani bu günler inşallah geçecek. Yani hepimizin bir an önce normalleşmesi lazım. Aslından da ricam, yani bunu daha siz de belirttiniz. İnsanların artık bu korku psikolojisinden kurtarıp daha gerçekçi şeylerle yola çıkıp, çünkü ülkemizi normalleştirmemiz lazım. İnsanlara tekrar işinin başına geçirmemiz lazım. İnsanların tekrar para kazanmaya başlaması lazım. Kurumların tekrar çalışmaya başlaması lazım. Yani bu ülkeyi tekrar normalleştirip, ayağa kaldırıp çalışır hale getirmemiz lazım. Onun için de el birliğiyle bu hassasiyeti göstererek, bu bakış açısını yakalayarak konuları çözerken, yorumlarken, tartışırken hep bunları aklımızdan çıkarmazsak sonuçları daha verimli olur. Ülkemiz kazanır, hepimiz kazandırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Benim eklemek istediğim bu. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda, stüdyo ortamında, Kuşadası'nın en güzel böyle manzaralı bir yerinde tekrar sizinle bir program yapmayı çok isterim. Katıldığınız için çok teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum size. İnşallah. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Kanalınıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Gündem Özel programında bugün Kuşadası turizmini konuştuk. Sayın Taceddin Özden de bugünkü program konuğumuz. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.